İstanbul'dan milletvekilisiniz. İstanbul'u son yerel seçimde Cumhur İttifakı kaybetmişti. Şu anda kazanacağız. İstanbul'u konuşalım. Kazanacağız inşallah. Nasıl görünüyor? İstanbul Genel Belediye Başkanı nerede Kübra Hanım? İstanbul'da şu anda oylarınız ne durumda? Bakın, İstanbul Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta tarihi bir karar vererek Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok ama çok farklı bir noktaya taşıyacak. Biz tarihimizin en yüksek oyunu alacağız. Çok güçlü bir şekilde İstanbul. Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekillerimizi gönderecek. Birinci bölge. Bütün adaylarımız geceli gündüzlü çalışıyor. 7-24. Işık hızıyla. Nefes alır gibi. Hiç durmak yok. Yorulmak yok. Yılmak yok. Beklemek yok. Çalışıyorlar. İkinci bölge aynı. Üçüncü bölge aynı. Hepsi uyum içinde. 98 milletvekili adayımız inanmış vaziyette. Bizim birinci bölge. 14 ilçemiz var. 14 ilçemizde 35 milletvekili adayımız. Bakın Kübra Hanım, birinci sıramız neyse 35. sıramız da o. Titizlikle seçtik diyorsunuz. Bu kadar söylüyorum size. Bu sefer farklı çok çalışıyoruz. Ve çok da miting yapıyor. Çok başarılı olacağız. Çok sayıda milletvekili kazanacağız. Toplam kaç miting yaptı MHP sahada bayağı bu seçimde? Şimdi Eylül'den 4 Eylül galiba, 2022 tarihinde Sivas mitingimizle başlamıştık Kübra Hanım. Adayımız belli, kararımız net temasıyla. Biz bu tema altında 11 miting yaptık. Aziz milletim sıra sende Amasya ve Tekirdağ mitingleri de dahil edersek. Fakat daha sonra deprem oldu biliyorsunuz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem maalesef. 50.500 vatandaşımızı kaybettik. 110.000'e yakın vatandaşımız yaralandı. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Şu anda tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum. Biz deprem olur olmaz açık hava toplantı sürecini askıya aldık. Çünkü kanayan bir yaramız var. Bir felaketle karşı karşıyayız. Büyük bir sorunla muhatap olmuş durumdayız. Hatta Çankırı mitingimizi yapacaktık. Deprem olmamış olsaydı o hafta sonunda. Uzun bir süre açık hava toplantılarını yapmadık. Çünkü şartlar öyle gerektirdi. Bu kampanya döneminde şu ana kadar 8 açık hava toplantısını yaptık. Sayın Genel Başkanımız en son bugün Karabük ve Bartın açık hava toplantılarında konuştu. Nasıl sağladı? Aziz milletim sıra sende mesajını verdi. Hamdolsun başak da dolu, dene de dolu. Tarladan bereket akıyor. Milletimizin teveccühü ve takdiri göğsümüzü kabartıyor, bizleri umutlandırıyor. Milliyetçi Hareket Partisi geliyor. Ben size söyleyeyim. Muazzam bir hareket başlamış vaziyette. Çok yüksek bir dip dalga var. Kimin ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Anketçilere falan bakmıyorum. Tam onu söyleyelim. Bakmayalım. Bunu biz yayınlarda da çok konuşuyoruz. Tencere tava hep aynı hava onlarınki. Geçen seçimde anketçiler MHP'nin oyları konusunda feci şekilde yanıldılar. Bu seçimde de MHP'nin oylarına ilişkin çeşitli işte düşüşte gibi şeyler duyduğumda ben hep geçen seçimi hatırlıyorum. MHP'nin anketlerde oy oranları yanılıyor mu? Yine yanılır mı? Şimdi bir şeyin yalnız bir tarafını görmek aslında hiçbir şey görmemektir. Kübra Hanım. Bunlar yalnızca bir tarafın değil. Hiçbir şeyini görmüyorlar. Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor. Dilleri var söylemiyor. Kalpleri de var mühürlü. Sadece 3 maymun oynamıyorlar. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ne değil, Türklüğe muhalif bunlar. Türk milletine muhalif. Bunu farklı şekilde gösteriyorlar. Oylarınızın daha da artmasına sebep olur mu? Biz her zaman 81 vilayette zaten adayımızı çıkardık. Bütün vilayetlerimizde, bütün seçim bölgelerinde oyumuzu biz katlayacağız. Lütfen İstanbul'u yakından takip eder misiniz? Adaylarımıza bakın. Çok konuşulan hele bir şey söyleyeyim mi? Size. Bir şey söyleyeyim mi? Adaylarımızla konuşuyoruz. Biz de sahadayız. Şimdi ben buradan çıktıktan sonra Kadıköy'de ev ziyaretlerine gideceğim. Kübra Hanım, hiçbir adayımız, arkadaşımız uymuyor. Bu sadece 1 aylık, 2 aylık çalışma da değil. Milliyetçi Hareket Partisi 4 Eylül 2021'den beri sahalarda. Adım adım 2023'e hazırlandık biz. Anadolu'yu baştan ayağa gezdik. Vatandaşlarımızla buluştuk. Esnafımızla, memurumuzla, işçimizle, emeklimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, bu vatanın her güzel insanıyla kucaklaştık, özlem giderdik. Bunu samimiyetle yaptık. Çok konuşulan bir iddia var. Hayır olsun inşallah. Sinan Ateş meselesinin MHP oylarını bu bırakın bu işi. Düşüreceğine dair. Bu işi bırakın. Milliyetçi Hareket Partisi tarihinin en yüksek oyunu alacak. Ne vaat ediyorsunuz seçmene? Şimdi biz az evvel ifade ettim. Bir defa huzur. Büyük bir medeniyet, yeni bir medeniyet çerçevesinde huzurlu insanlık vaat ediyoruz. Ayrı bir beyannamemiz var. Tabii bizim beyannamemiz var. Biz geleceğin asrının, geleceğin Türk asrı olacağına inanıyoruz. Biz 2033 yılı vizyonumuzu ortaya koyduk. 33 yıl. Evet. 2023 ile artık 33. Hayır, 2023 ile ilgili vizyonumuz belli. Hı hı. 2033 vizyonumuz sosyal ve ekonomik meseleleri çözmüş, satın alma gücü itibariyle dünya ekonomilerinden ilk 10'a girmiş bir Türkiye'yi hedefliyoruz. 2053'te süper güç Türkiye olmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bir defa devlet ve yönetim reformuyla yapacağız. Bir defa yolsuzlukla mücadeleyle yapacağız. Bir proje. 2, 3, yoksullukla mücadele projesiyle yapacağız. 4. Milli birlik ve terörle mücadele projesiyle yapacağız. Bunlar çok önemli. Bunların hepsi burada var. Ayrıca üreten ekonomi programımızla yapacağız. Ondan biraz bahsedelim çünkü hayat pahalılığı meselesi bu seçimi nasıl etkileyecek diye sormak istiyorum. Biz sadece üreten ekonomiyle kalmıyoruz. Ahlak ve kalitenin tesisini hedefliyoruz. Biz lider ülke Türkiye'ye ulaşmak için geceyi gündüze katmaya kararlıyız. Her anlamda hazırız. Üreten ekonomi. Şimdi iftiharla söylüyoruz değil mi? Karadeniz, Sakarya kuyularından 710 milyar metreküplük doğalgaz bulundu. Filyos'tan artık doğalgaz karaya çıktı, evlere verilmeye başlandı. Önümüzdeki 1 yıl süresince de doğalgaz abonelerinden mutfaklarda ve sıcak suda kullandıkları doğalgazdan para alınmayacak. Türkiye yılda 50 milyar metreküp doğalgaz kullanıyor. İthalatımızın en büyük kalebi maalesef enerji. Bilhassa Ukrayna ve Rusya krizinden sonra biliyorsunuz enerji ve emtia fiyatları çok arttı. Batı, Avrupa ülkeleri özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Yine malumunuz olacağı üzere Baltık Denizi'nden giden akım doğalgaz hattı ile ilgili çok sıkıntılar yaşandı ve orada CIA'nin bir operasyon yaptığı, bir sabotaj yaptığı iddia edildi. Birkaç sabotaj oldu doğalgaz. İddia edildi, yani. Bilmiyoruz. Rusya tarafının iddiasıydı. Evet. Ondan sonra Türkiye'yi merkez ülke yapan Türk Akım projesi ve TANAP çok önemli bir şey oldu. Ön plana geçti. Değer kazandı. Takdir kazandı. Adeta ilginin merkezine oturdu. Türkiye enerjinin merkez ülkesi. Hem de transit geçiş ülkesi. Putin enerjinin, doğalgazın fiyatının artık Türkiye'nin de müdahalesiyle belirleneceğini söyledi. Türkiye borsasıyla belirleyenin burası şimdi merkez Akkuyu, olsun. Buradan Akkuyu nükleer enerji santrali. Ya Kübra Hanım bu çok önemli bir şey. İlk defa nükleer yakıt artık verilmeye başlandı. 4 reaktörün inşallah çalışmaya başladığına şahit olacağız. Dünyada 76 ülkede nükleer santral var ve bunlardan bir tanesi de artık Türkiye.